Arkadaşlar merhaba. Bugün limit yayınlarının 20'li kronometre edebiyat denemesinin 20.sini çözmüş olacağız. Son denemeyi çözüyoruz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerine göre yalın bir anlatım söz konusudur demiş. Sıcak ve minnacık yüzündeki kan zeytin ağacının karanlığıdır ifadesinde. Kanı neye benzetmiş arkadaşlar? Zeytin ağacının karanlığına benzetmiş. Dolayısıyla burada ne vardır? Teşbih sanatı vardır bunu elemiş oluruz. Yetim kalmasın diye ekmeğin buğusu, sokaklar evlat edindi çocukluğumuzu ifadesinde ise, sokaklar neden evlat edinmiş çocukluğumuzu yetim kalmasın diye arkadaşlar. Bundan dolayı da burada ne vardır? Bakın Hüsnü Talih sanatı vardır. Olayı güzel bir nedene bağlıyor. Bunu denemiş olduk. Beni yanlış anlama, darılma ne olursun. Senden sadece beni sevmeni istiyorum ifadesi bir dursun arkadaşlar. Şu an bir söz sanatı göremedik burada. Gözlerin telaşlı bir ayrılık soluyordu. Ellerinse bir gidişin ön sözü okuyordu bana ifadesinde ise burada da arkadaşlar gözlerin telaşlı bir ayrılık soluyordu ifadesinde ne vardır? Kişileştirme vardır arkadaşlar. Yani teşhis sanatı vardır. O yüzden bunu denemiş olduk. Uyuyan göllere ay ışığında sevginin resmini çizsem kim anlar ifadesinde ise Yine uyuyan göller derken arkadaşlar burada teşhis sanatı vardır. Bir de soru sorduğu için burada ne vardır? İstifham sanatı vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu denemiş olduk. C seçeneğinde herhangi bir söz sanatı olmadığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenler ağır basmaktadır? Ayakkabıcı iskemlesine oturdu. Hasan da merakla karşısına geçti. Şaşarak, elenerek seyrediyordu. Tamirci kartona benzeyen kalın deriyi iki tarafı keskin, incecik sapsız bıçağıyla kesti. Ağzına bir avuç çivi doldurdu. Sonra bunları ağzından çıkarıp ayakkabıların altını çabuk çabuk mıhladı. Deri parçalarını pis bir kutuya koyup ıslattı. Mundar çanaktaki macuna parmağını daldırıp tabanlara sürdü. Hasan bunların hepsine dikkatle bakıyordu susuyor ve bakıyordu. Bakın arkadaşlar burada yer var, zaman var, kişi var arkadaşlar. Dolayısıyla olayda olduğu için öyküleme sanatı vardır. Aynı zamanda ayakkabı ustasının bu işi nasıl yaptığını da arkadaşlar betimleyerek anlatmış. O yüzden burada betimleme de vardır diyebiliriz. Seçeneklere baktığımızda betimleme, öyküleme hemen ilk seçenekte karşımıza çıktı arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik yönünden diğerlerinden farklıdır diyor. Biz neye bakacağız arkadaşlar? Nesnel ya da öznel olup olmadığına bakacağız. Osmanlı ile birlikte doğmuş ve yine onunla birlikte yok olmuş bir edebiyattır divan edebiyatı de, dediğinde arkadaşlar kanıtlanabilir mi? Evet. O yüzden bir nedir? Nesneldir. Sayıları belki de bini bulan divan şairleri Araplara ve İranlara özgü nazım biçimlerini kullanmışlar yüzyıllarca. İspatlanabilir mi? Evet, bu da nesneldir. Aşk, sevgili, hüzün, şarap, tasavvuf gibi unsurlar üzerine en çok şiir yazılan konular olmuş bu dönemde. Bu da yazılabilir. Dolayısıyla bu da ispatlanabilir. Bu da nesneldir. Unutulmaz aşklar ele alınmış, onulmaz yaralardan bahsedilmiş ve sevgililerin aşığa olan acımasız halleri her ayrıntısıyla uzun uzadıya anlatılmış. Arkadaşlar, unutulmaz aşklar, onulmaz yaralar, Bunlar nedir arkadaşlar? Öznel ifadelerdir. Dolayısıyla bu nedir? Özneldir arkadaşlar. Hatta padişahlar bile kalemi eline almış. Mısra mısra şiirler yazmışlar. Bunlarla ilgili ifadesinde ise bu kanıtlanabilir mi? Evet. O yüzden bu da nesneldir. Farklı olanı sormuştu. 4 numaralı cümle öznel olduğu için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Böyle düşünen bir şair şiirlerinde aşağıdakilerin hangisini önemser? Ağaçlar ne kadar çok yapraklanırsa o kadar az meyve verir. Şiirde böyledir. Burada kastettiği şey şu. Ağaçların ne kadar çok yaprağı olursa ağaç bütün enerjisini, bütün suyunu ne yapar arkadaşlar? Bu yapraklara da vermek zorundadır, paylaştırmak zorundadır. O zaman iyi bir şair de arkadaşlar eserleriyle uğraşmalı. Eserleri derken çok eser vereceğim diyerek değerli arkadaşlar kendisini yıpratmamalı. Daha çok nitelikli eserler verme peşinde koşmalıdır diyebiliriz. Bakalım akıcı olması olmaz, kalıcı olması olmaz, evrensel olması olmaz, kısa olması olmaz. Bakın kaliteli ve öz olması. Evet arkadaşlar kast edilen şey budur. Yazar çok eser vereceğim diyerek, çok yazacağım diyerek arkadaşlar hem kendisini yıpratmış olur hem de kalitesini düşürmüş olur. Önem olan nitelikli ve güzel eserler ortaya koymaktır. Kalıcı olmak da buradan geçer. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu şiir parçasının şekil, dil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir demiş. Bugün açız yine evlatlarım diyordu peder. Bugün açız yine. Lakin yarın ümit ederim sular biraz daha sakinleşir. Ne çare kader. Hayır Sular ne kadar coşkun olsa ben giderim diyor oğlu. Yarın sen biraz ninemle otur. Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta. Olur biraz da sen çalış oğlum. Biraz da sen çabala. Ninen, baban, iki miskin biz artık ölmeliyiz. Çocuk düşündü şikayetli bir nazarla ya biz ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz ifadelerinden. Arkadaşlar bu Halit Ziya Uşaklıgil olabilir mi? Olamaz cenab Şahabettin olamaz. Ahmet Haşim olamaz. Necip Fazıl da olamaz arkadaşlar. Bu sanatçıların içerisinde baktığımızda çocuk edebiyatıyla ilgilenen kimdir arkadaşlar? Tevfik Fikret'tir. Aynı zamanda Haluk'un Defteri adlı eserinde ne yapmıştır? Oğluna nasihatlarda bulunmuştur arkadaşlar. Bundan dolayı da içeriklerine baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Şekil ve dil özelliklerine baktığımızda ise Halit Ziya, Cenab-ı Şahabettin, Ahmet Haşim, Necip Fazıl, Kısa Kürek arkadaşlar Ölçülü ve uyaklı şiir yazmalarıyla ön plana çıkmıştır. Ama Tevfik Fikret arkadaşlar e, manzum türde de eserler kaleme almıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 6. Soru Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen roman türüne örnek olarak gösterilemez demiş. Bazı edebi metinler psikolojik durumlara dayanır. Bu tür eserlerde kişilerin ruhsal yönleri çözümlenerek aktarılır. Bu tür eserler okuyucuyu zorlayacak türdedir ondan sabırlı bir okuma beklenir. Psikolojik romanların örneklerine çok rastlanması da bazı okuyucu kitlesinin ilgisini çekmiştir ifadelerinden. 9. Hariciye Koğuşu Peyami Safa'nın eseridir. Psikolojik olaylar anlatır. O yüzden bunu eleriz. Eylül Mehmet Rauf'un eseridir. Burada da psikolojik konulara değinilir. Bunu denemiş olduk. Yalnızız Peyami Safa'nın eseridir. Burada da psikolojik unsurlar ön plandadır. Bunu deleriz. Suç ve ceza Dostoyevski'nin eseridir. Burada da psikolojik unsurlar söz konusudur. Bunu da elemiş oluruz. Yılanların öcü Fakir Baykurt'un eseridir. Daha çok arkadaşlar köy yaşamı üzerinde durulur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki topluluklardan hangisi bir bildiriyle ortaya çıkmamış ve sanat görüşlerini bir bildiriyle açıklamamıştır diyor. Bakın yedi meşaleciler bildiri yayınlamışlardır bu şekildedir. Hisarcılar bu şekildedir. Garipçiler bu şekildedir. Fecraticiler bu şekildedir. Ama servet fonuncular bildiri yayınlamamıştır. Bir bildiriyle sanat görüşlerini açıklamamışlardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Geleneksel çizginin devamı niteliğinde yazan Abdülhak Şinasi Hisar bir devrin romanı adlı yapıtının temelinde aşk konusunu el alır demiş. Dursun. Durum öyküsünün temsilcilerinden Said Faik Abası Yanık, büyük şehir insanının yalnızlığını anlatan tasvirci gerçekçi öyküyü geliştirerek yeni bir yolun öncülüğünü yapar. Doğrudur, bunu elemiş olduk. Tarık Dursun, Rıza Bey Aile Evi ve insan Kurdu romanlarında zor şartlarda yaşayan işçilerin kendilerine has dünyalarını dile getirir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş olduk. Şevke Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam adlı romanı otobiyografik nitelikler taşıdır. Bu da doğrudur. Kendi hayatını anlatıyor. Bunu denemiş olduk. Roman öykü ve deneme türlerinde yapıt veren Oktay Akbal'ın eserlerinde Tarzan Öldü, insan Bir Ormandır, Suçumuz insan Olmak Vardır. Bu da Oktay Akbal'ın eserleridir. Bunu denemiş elemiş olduk. Peki yanlışlık nerededir arkadaşlar? Yanlışlık A seçeneğindedir. Bir Devrin Romanı adlı eser Abdülhak Şinasi Hisar'ın değil arkadaşlar. Halide Nusret Zorlu Tunağ'ın arkadaşlar. Peki bu kimdir? Hatırlayacağınız gibi Emine Işınsu'nun annesi aynı zamanda Pınar Kür'ün de teyzesidir Halide Nusret Zorlu Bir devrin roman adlı eserde bu sanatçıya aittir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçanın alındığı kitap ve yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evliya Çelebi Bursa çeşmelerinden uzun uza diye bahsettikten sonra sözü velasıl Bursa sudan ibarettir diyerek bitirir. Canım Evliya, sade bu iki cümle için benim havzamda adın Bursa ile birleşiyor. Sen Bursa'nın şiirini tadanların başında gelirsin ve bir gün senin ruhunu şad etmek istersek Bursa çeşmelerinden birine senin adını veririz ve sen onun ağzından bu güzel şehrin zaman içinde geçirdiği macerayı bize bir su damlası kadar saf ruhundan nakledersin. Evet, Bursa bir su şehridir ve bu itibarla bize hiç beklenmedik bir adama hatırlatır. Bu Şeyhülislam Kara Çelebizade Aziz Efendidir. Arkadaşlar, eserlere baktığımızda Bursa'yı anlatan hangi eserdir arkadaşlar? Tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleme almış olduğu arkadaşlar 5 Şehir adlı denemedir. Burada sanatçı Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul anlatıyor. Diğer eserlere baktığımızda Bursa'yı anlatan bir eser yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda söz edilen sanatçının bir eseri değildir demiş. Bakalım 16. yüzyılın en büyük divan şairlerindendir. Saltanat merkezinden uzakta Kerbela'da yaşamıştır. İyi bir eğitim görmüş, Arapçayı, Farsçayı çok iyi öğrenmiştir. Şiirlerini Azeri Türkçesi ile yazmıştır kendi dönemine göre oldukça sade bir dille yapıtlar vermiştir. Gazel şairi olarak bilinir. Şiirlerinin önemli ögelerinin başında tasavvuf gelir. Izdırap ve aşk derdi de şiirlerinin başka bir yönünü oluşturur demiş. Arkadaşlar 16. yüzyılın en büyük divan şairi demesi, Kerbela'da yaşaması, Azeri Türkçesi ile şiirlerini yazması, Gazel şair olarak bilinmesi ve ızdırap ve aşk konularını tasavvufi bir yönle işlemesi bize bunun kim olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki dönemin en iyi şairlerinden biri olan Fuzuli'dir arkadaşlar. Eserlere baktığımızda ise Bengübade, Hadikatü Süeda, Sıhatü Maraz, Rindü ait kimin eseridir arkadaşlar? Fuzuli'nin eseridir. Hüsrevi Şirin ise kimindir arkadaşlar? Bu da Şeyhinin eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru Aşağıdakilerden hangisi ikinci yenicilerin bu özelliğini örnek gösterilemez demiş. İkinci yeni şairleri olağan dil bilgisi ve sözcük bilgisi dışında yeni biçimlerle sözcükler oluşturmuşlardır. Kök ve ekleri yeni kök ve eklerle birleştirerek olağan dilde olmayan yepyeni sözcükler oluşturmuşlardır diyor. Seçeneklere bakalım. Yeni Beck konsertosunun dudakları gibi çilek korkunç hu ifadesinde Arkadaşlar böyle bir kullanım vardır. Bunu elemiş olduk. O zaman bütün İstanbulistan Vizansiyan'dan kalan Sarıdaydı ifadesinde. Bakın bunlar da görülmeyen yeni sözcükler. Bunu da elemiş olduk. Ilım günleri gelirdi taraçalar. Uzatırdı mevsim ölçerlerini ifadesinde. Bakın mevsim ölçer. Bu da yeni sözcüktür. Bunu da elemiş olduk. Her çocuğun kalbinde kendinden büyük bir çocuk vardır. Dursun. Dirim kısa ölüm uzundur cennette her hal abiler ifadesinde. Bakın her hal abiler ifadesi çok fazla kullanılan bir ifade değildir. İkinci yeniden ortaya koymuş bir ifadesidir arkadaşlar. Bunu delemiş oluruz. Her çocuğun kalbinde kendinden büyük bir çocuk vardır ifadesi. Açık, sade, anlaşılır bir dille yazıldığı için ikinci yenicilere örnek gösterilemez. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu özellikleri yansıtan romanlar yazmamıştır? 1960 sonrasında Türk romanında toplumcu gerçekçi bakış ağırlık kazanmıştır. Anadolu'daki köy ve kasabalardaki sosyal hayat esas alınmıştır. Romanlarda ağ ırgat, yönetici köylü gibi zıtlıklar anlatılmıştır. Olaylara ve kişilere insancıl bir bakış açısıyla bakılmıştır ifadelerinden. Toplumcu gerçekçi bir anlayışla yazmayan sanatçıyı soruyor biz arkadaşlar. Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Kemal Bilbaşar, Talip Apaydın. Bunların hepsinin ortak özelliği nedir arkadaşlar? Toplumcu gerçekçi olması. Fakat Peyami Safa eserlerini oluştururken daha çok ne yapmıştır? Bireyin iç dünyasını esas alan eserler kaleme almıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1937'de yayınlanan Nokta Nokta romanında babası, anası eşkıya baskınında öldürülen Yusuf'un çevresinde kasaba ortamı, kasabadaki yaşayış biçimi sergilenir. Romana zaman olarak Osmanlı devletinin parçalanma sürecinin hızlandığı, 1908 meşrutiyeti gibi siyasal değişimlerin gerçekleştirildiği ve savaşların toplumsal yaşayışı derinden etkilediği, 1903-1915 yılları esas alınmıştır. Yer olarak seçilen Edremit ve yöresi bu zaman diliminde doğal, toplumsal koşulları kasaba hayatına özgü nitelikleriyle betimlenir. Yusuf'la yanında büyüdüğü kaymakamın kızı Muazzez arasındaki aşk bir toplumsal ilişkiler bütünü içinde bireysel gerçeklik toplumsal gerçeklikten koparılmadan anlatılır. Bu niteliğiyle roman toplumsal gerçekçi Türk edebiyatının ilk başarılı örneklerinden biridir demiş. Arkadaşlar şimdi eserin kahramanlarına baktığımızda Yusuf ve Muazzez'i görüyoruz. Muazzez kim? Kaymakam'ın kızı. Olay nerede geçiyor? Edremit'te geçiyor. Arkadaşlar içeriğine baktığımızda da bu eser bize niye hatırlatıyor arkadaşlar? Tabii ki Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'unu hatırlatıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sanat yaşamına öykü yazmakla başlayan nokta nokta daha sonra öykü ve romanı bir arada yürüttü. Romanlarında sosyal ve tarihsel konulara yer verdi. Konusunun yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarından alan zorun, ardından yazdığı belgesel nitelikli Ağustos başağında, milli mücadele döneminde cephede ve cephe gerisinde yaşanan olayları çırpıntılarda, parçalanmış aileleri ve göç dramını bizim diyarda Osmanlı Devleti'nin çöküş yıllarını el alır demiş. Arkadaşlar eserleri baz aldığımızda ve anlatılanları değerlendirdiğimizde bu sanatçı kimdir arkadaşlar? Tabii ki Sevinç Çokum'dur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 15. soru aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım. Köy ve kasaba insanların anlatan Samim Koca göz Telli Kavak adlı öykü kitabında Anadolu hayatını gözlemci, gerçekçi bir biçimde anlatır demiş. Doğrudur, elemiş olduk. İlk hikayelerinde çevresindeki gerçekleri yansıtmaya çalışan Necati Cumali'nin Yalnız Kadın ve Değişik Gözde adlı kitaplarında topladığı hikayelerinde kendine dönük şairce bir tutumu vardır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş olduk. Hikayede yeni biçim ve üslup denemeleri de yapan Mustafa Kutlu'nun Eserleri arasında ya tahammül, Ya Sefer, Sır, Beyhude Ömrüm, Hüzün ve Tesadüf bu böyle diy sayabiliriz demiş. Mustafa Kutlu'nun eserleridir bunların hepsi. Bu da doğrudur. Bunu da olduk. Kemal Tahir Ekmek Kavgası adlı ilk kitabından başlayarak yaşadığı sıkıntılarla yakından ilişkili kişileri ve olayları anlatır demiş. Dursun. Daha çok romancı yönüyle bilinen Tarık Buğra hikayelerini Oğlumuz Yarın diye bir şey yoktur. İki uyku arasında ve hikayeler adlı kitaplarında toplamıştır diyor. Bu da doğrudur. Bunu denemiş olduk. Ekmek kavgası Kemal Tahir'in değildir arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi kimin eseridir? Orhan Kemal'in eseridir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Gözüm yaşı değirmeni yürütür. Bu hasretlik beni dahi çürütür. Bana sıla da bir gurbet ilde bir ifadelerinden halk edebiyatına ait bir şiirden alınmış mıdır? Şekil özelliklerine baktığımızda içeriğine baktığımız zaman doğrudur. Bunu elemiş olduk. Benzetmeyen yer verilmiştir diyor. Dursun. Abartmaya başvurulmuştur. Evet arkadaşlar gözüm yaşım değirmeni yürütür demiş. Kimsenin gözyaşı değirmeni yürütmez. Bundan dolayı da burada abartma vardır. Bunu elemiş olduk. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hece ölçüsü yazılmış. Bunu da elemiş olduk. Hem redif hem kafiye vardır diyor. Arkadaşlar şiire baktığımızda burada bakın şu R'ler nedir arkadaşlar? Yarım kafiyedir. Bundan dolayı da burada arkadaşlar redif yoktur. Kafiye vardır. Benzetme de yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla soru hatalıdır arkadaşlar. Evet. Hem B seçeneği hem de E seçeneği bu sorunun cevabı olacaktır. 17. soru. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Halk edebiyatı geleneklerinden hiç ayrılmamış, ölçü, uyak, biçim, dil, söyleyiş özellikleriyle bir halk ozanı görünümünü hep sürdürmüştür. Aruz ölçüsüyle şiiri yoktur. Şiirlerinde saza bağlılığı açıkça anlaşılır konularını yalnızca dinsel inançlardan, mezhep ve tarikat inançlarından almamış, yaşamın çeşitli yönleri üzerine din dışı şiirler de söylemiştir. Tasavvuf şiirlerinde ise genel konuların yanı sıra kendi kavgasını, yaşadığı günlerdeki çatışmaları ayrıntılarıyla yansıtmış olması çok ilginçtir. Ancak tasavvufun derin sorularına girmemiş, yaşam karşısında hep somut, hep dışa dönük kalmıştır diyor. Arkadaşlar, tasavvufa şiirlerinde yer vermişse, bu Dadaloğlu olamaz, Karacı olan olamaz. Şiirlerinde aynı zamanda tasavvufun derin konularına girmemişse, aynı zamanda aruz ölçüsü şiiri yoksa arkadaşlar, bu Yunus Emre de olamaz, Ahmet Yesevi de olamaz. Bu kimdir arkadaşlar? Yine dönemin önemli sanatçılarından Pir Sultan Abdal'dır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 18. Soru: Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur demiş? Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden bendim geçen ey sevgili sandalla denizden ifadesinde. Arkadaşlar kahkahalar yükseliyorken evinizden ifadesinde. Burada kahkahalar evden değil insan sesidir. Dolayısıyla burada mecaz mürsel vardır. Bunu elemiş olduk. Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Demirlenmişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu. intak demiş konuşturmayı göremedik arkadaşlar dursun. Ölüm bize ne yakın, ölüm ne uzak ölüm. Ölümsüzlüğü tattık biz ne yapsın ölüm ifadesine bakın yakın uzak ifadeleri kullanılmış. Bu tezattır. Dolayısıyla bunu denemiş olduk. Bir an önce görülsün diye Akdeniz toroslarda ağaçlar hep çocuk kalır. Toroslarda ağaçların çocuk kalmasının nedeni neymiş? Akdeniz'in görünme isteğiymiş. Üstü talih sanatı vardır. Bunu denemiş olduk. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lambaya yakar ifadesinde bir kimsenin gülmesiyle kimsenin gönlünde binlerce lamba yanmaz. Aynı zamanda gözlerinden göğsüme sayısız yıldız akar derken de yine abartma yapmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Arkadaşlar B seçeneğinde kişileştirme var fakat konuşturma yok. Yani intak sanatı yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 19. soru, yukarıda numaralanmış türlerden hangisi karşısındaki ile ilişkilendirilemez diyor. Bakalım. Roman, bilinç akışı yöntemi. Evet arkadaşlar, postmodern romanlarda görüyoruz doğrudur. Bunu elemiş olduk. Fabul, teşhis ve intak sanatı vardır arkadaşlar. Kişileştirme ve konuşturma sanatı. Bunu da elemiş olduk. Hikaye, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Doğrudur. Bakın bunu da elemiş olduk. Makaleler, nesnel mıdır Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Biyografi birinci kişiyle anlatım mıdır? Hayır arkadaşlar. Biyografiler nedir? Üçüncü kişiyle anlatımdır. Dolayısıyla yanlıştır. Doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 20. soru. Aşağıdaki yargılardan hangisi Servet Fun'un dönemi şiirlerinin özelliklerinden biri değildir demiş. Ahengi önem verilmiş. Divan şiirinde belli kurallarla işlenen serbest müstezat. Büyük başarı ile kullanılmış. Aruz'un hemen her kalıbı ile bu nazım biçimi denenmiştir. Doğrudur. Bunu eledik. Aynı dizede başlayıp biten 2-3 şiir cümleci olduğu kadar anlam itibariyle 7-8 dizede tamamlanan uzun cümlelere anjapmana da rastlanır demiş. Tevcih Fikret yapıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Tanzimatçıların Batı edebiyatından alıp kullandığı Sone ve Terzarima gibi nazım biçimleri yerine divan şiiri nazım biçimlerini kullanmışlardır. Yanlıştır arkadaşlar. Sone ve Terzarima'yı edebiyatımızda kullanan kişi Tevfik Fikret'tir. Tevfik Fikret Servet-i Fünun edebiyatı içerisinde yer alır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 21. soru bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1954 yılında Hürriyet gazetesinde olduğu gibi adıyla tefrika edilen 1964'te adı değiştirilerek yayınlanan nokta nokta Refik Halit'in en ünlü romanlarındandır. Romanda küçük şehir hayatına alışmış bir genç kızın yüksek sosyete içerisine düştüğü durum anlatılmaktadır. İlk bölümde 2. Dünya Savaşı yıllarında Paşa'da maddi imkansızlıklar içerisinde yaşayan Ata Efendi ve ailesi tanıtılır. Ata Efendi'nin akrabası Yaşar Efendi ile olan ilgisine dikkat çekilir. Aslına bakarsanız arkadaşlar bu eserin kahramanı kimdir? Ayşen'dir. Belki aklınıza gelmiştir. Yaşar savaş döneminin karmaşasından yararlanarak zengin olmuş biridir. Yaşar'a göre oldukça karakterli ve kültürlü olan Ata Efendi ise zor şartlarda geçirmektedir. Romanın asıl kahramanı Yaşar'ın kızı Ayşe'dir. Bakın burada yer vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar Ata var, Yaşar Efendi var, Ayşe var. Biz neden bahsediyoruz arkadaşlar? Refik Halit'in ünlü eseri bugünün saraylısıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 22. soru Aşağıdaki destanlardan hangisi karşısındaki motifi veya kavramı içermez demiş. Ergenekon demir motifi doğru. Türeyiş ağaç motifi doğru. Alpertunga Alperen dursun. Bozkurt ışık doğru. Manas at bu da doğru. Arkadaşlar Alperen motifi genin itibariyle İslamiyet sonrası destanlarda görülen bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Alpertunga destanı İslamiyet öncesinde oluşmuş bir destandır. Bundan dolayı da Alperen motifi yoktur. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Alperen destanı daha çok biz Battal Gazi, Danişmet Gazi ve Satık Burahan destanlarında görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 23. soru. Yukarıda verilenler aşağıdaki eserlerin hangisinde yer alır? Oğuz Kağan destanı, koşuk örnekleri, Alper Tunga Sagusu, sav örnekleri. Arkadaşlar bakın sav, Sagu, Koşuk ve Destan örneklerinin yer aldığı eserleri soruyor. Orhun yazıtları değil, Şecere-i Terakime değil, Kutadgu Bilig değil, Divan-ı Lugat-ı hatırlarsanız ilk örneklerini burada görmüştük. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 24. Soru. Aşağıdakilerin hangisinde bir sanatçı kendisine ait olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir? Ahmeti dâit Çengnâme doğrudur. Şeyhi Hüsrevişir'in doğrudur. Fuzulu Bengübade doğrudur. Şeyh Galip Hüsnâş doğrudur. Gülşehri Garipname demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Garipname kimin eseridir? Sizin de bildiğiniz gibi Aşık Paşa'nın eseridir. Bundan dolayı bu yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi Lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.